İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermeni kimliği, Hamşen, Arsak'ın küçük yer adları, Hagopabank, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komisyonu'nun Berzor yolunun kapatılmasına ilişkin açıklaması. Hukuk uzmanları, uluslararası mahkemeden Türk hükümetinin insanlığa karşı suçlarının soruşturulmasını talep ediyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın kararına uyulmaması nedeniyle Azerbaycan Büyükelçisi Hollanda Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Cavak Ermenileri, Artsakh biz senin yanındayız diyerek Artsakh'ı destekliyorlar. Belçika'nın St. Nicholas kentinde bir Ermeni haçkar anıtı dikildi. Kimlik sorunu dünyada en çok araştırılan konulardan biridir. Herhangi bir kimlikle doğmak ya da bir kimlik edinmek. İnsanların kimliği hangi kriterlere göre belirlenir? Uygulanan dil, din veya kültürle mi? Kimlik bir kalıp yargısı değildir. Ermeni kimliği denince akla gelen ilk grup Hamşenlilerdir. Hamşen halkının kimliği sorunu esas olarak tarihsel ve duygusal bir bakış açısıyla incelenir. Kendilerini Hamşenli olarak kabul edenlerin hepsini aynı etnik kökenden saymak zordur. Hamşen halkının etnik kökeni sorununa iki farklı açıdan bakılmalıdır. Öncelikle Batı Ermenistan'da yaşayan Hamşenlilerin bugün kendilerini nasıl tanımladıklarına, ardından da tarihsel etnik kökenleri açısından bakmak gerekir. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Hagopabank Manastırı, Artsakh'ın Kolatak köyüne, daha sonra adı Nerkin Haçen olarak değiştirildi, 1,5 kilometre uzaklıktadır. Manastırın kuruluş yılı kesin olarak bilinmemekle birlikte Haçkar anıtının kaidesine kazınmış en eski yazıt 853 yılına dayanmaktadır. Orta çağda Hagopabank Manastırı Doğu Ermenistan'daki inançlılar için bir kutsal yer ve haç yeri olarak kabul edildi. Aynı zamanda Haçen'in bilgi ve el yazmalarının merkezi olarak biliniyordu. Manastır kompleksine ait alanda madene taran, kütüphane, sarnıçlar, ambarlar, ahırlar ve tandırlar da bulunuyordu. Martakert'in antik anıtlarının sayısı bakımından Artsakh bölgeleri arasında ilk sırayı alması dışında Artsakh ormanlarının en büyük kısmı da Martakert'e aittir. Artsakh'ın en güzel bölgelerinden biridir. Martakert'in hazinelerinin çoğu ana yollardan uzakta olduğu için burada özellikle Yerek Mangung ve Yahşe Arakyal manastırları yönünde yürüyüş gezileri ve turlar oldukça popülerdir. Ayrıca burada balıkçılık, agroturizm, kamp ve bisiklet turları ile çeşitli macera eğlenceleri aktif olarak gelişiyor. Küçük köyleriyle Martakert bölgesi eğlence turizmi için harika bir yerdir. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Komitesi, Berzor yolunun devam eden ablukasından kaynaklanan insani krizden derin endişe duymaktadır. Artsakh halkı için bir yaşam yoludur ve komite, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Parlamenterler İzleme Meclisi eş raportörlerinin 24 Şubat 2023 tarihinde yaptığı acil eylemler ve Berzor yolunun yasa dışı ablukasını derhal durdurma çağrısını tamamen desteklemektedir. Komite ayrıca Bakü makamlarını Uluslararası Adalet Divanı tarafından 22 Şubat 2023 tarihinde verilen tedbirleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 21 Aralık 2022 tarihli kararlarını derhal uygulamaya çağırmaktadır. Bu kararlarda Bakü makamlarının 9 Kasım 2020'de imzalanan Berzor yolu boyunca her iki yönde hareket eden insanların, araçların ve malların güvenliğini garanti altına almak için üçlü deklarasyona olan yükümlülüğü kaydediliyor. Üçlü deklarasyonun 6. paragrafı. Bu ayın başlarında birkaç gazeteler Türk hükümeti aleyhinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne geniş çaplı bir şikayette bulunulduğunu bildirdi. Bir grup Avrupalı hukuk uzmanı, Türk yetkililerin 200 bin muhalifine karşı yürüttüğü işkence, devlet destekli adam kaçırma ve yasa dışı tutuklamaları detaylandıran tanık ifadelerini içeren devasa bir dosya oluşturdu. Hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hem de Birleşmiş Milletler Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu,
Türk makamları tarafından yapılan hapis ve gözaltıların çoğunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiği sonucuna varmıştır. Bunlar insanlığa karşı suç olarak kabul ediliyorlar. 4000 sayfalık dosya Belçikalı hukuk firması Van Stenbrug Advokaten, Belçikalı sivil toplum kuruluşu Türkiye Tribunal ve Avrupa Hakimler Birliği tarafından hazırlandı. Açıklamada Türk yetkililer Erdoğan rejiminin yüz binlerce muhalifine karşı insanlığa karşı suçlar işledi. Bu suçlar Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Erdoğan rejiminin üst düzey yetkililerine karşı dava açmasına izin veriyor ve sivil halka karşı yaygın ve koordineli bir saldırı anlamına geliyor denildi. Batı Ermenistan hükümeti uluslararası kuruluşlar tarafından kaydedilen ihlallerin yalnızca hiçbir şeyden çekinmeyen ve ancak hedeflerine ulaşma yolunda herhangi bir engelle karşılaşmadıkları takdirde kendi topraklarında yaşayan yerli etnik grubu soykırım yapabilen Erdoğan hükümetine değil, tüm zamanların Türk hükümetlerine özgü olduğuna inanıyor. Zamanın değiştiğini ve Batı Ermenistan'ın artık sadece tarihi bir bölge olmadığını, 25'ten fazla devlet tarafından tanınan, vatandaşlarının haklarını koruyabilen bir Batı Ermenistan Cumhuriyeti olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Hollanda Ermeni Örgütleri Federasyonu'nun mesajında, Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın Azerbaycan Büyükelçisini çağırdığı ve Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarını yerine getirilmesi ve Berzor Koridoru'nun açılması gerektiğini bildirdiği öğrenildi. Hollanda'nın parlamentodaki 13 fraksiyonunun Uluslararası Adalet Divanı'nın 22 Şubat'ta Berzor Koridoru'nun ablukasına ilişkin karar hakkında ülkenin Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra'ya yazılı sorular yönelttiği kaydedildi. Wopke Hoekstra verdiği yanıtlarda parlamenterlerle aynı fikirde olduğunu belirterek Azerbaycan'ın mahkeme kararına uymadığına dikkat çekti. Rapora göre Hollanda Dışişleri Bakanlığı Başkanı Bakü makamlarıyla ikili müzakereler de dahil olmak üzere Hollanda Başbakanı ile İlham Aliyev arasındaki son görüşmede Berzor Koridoru'nun bloke edilmesi nedeniyle Artsakh'taki insani duruma ilişkin endişelerini defalarca dile getirdi. Bu endişeler çeşitli uluslararası konferanslarda Avrupa Birliği açıklamalarıyla da ifade edilmiştir. Cavahk'ın Ahalkalak kentinde Zori Zoryan adlı dernek ile Cavahk Gençlik Birliği üyeleri Artsakh'a ve Artsakh Ermenilerine destek yürüyüşü düzenledi. Jinevs'in haberine göre Zori Zoryan Derneği üyeleri Gürcistan Ulusal Meclisi Ermeni Milletvekili Samvel Manukyan'a da bir mektup gönderdi. Ahalkalak'ta yürüyüş düzenleyen protestocular Ermenistan Cumhuriyeti ve Gürcistan bayraklarıyla Gürcüce ve Ermenice Artsakh'ın yaşam yolunu açın, Artsakh'ın yanındayız. Artsakh 100 gündür kuşatma altında, Artsakh kuşatması soykırma sürüklüyor yazılı pankartlarla gençlik merkezinden önce belediye binasına ardından Surphaç Kilisesi'nin avlusuna yürüdü. Gürcistan Parlamentosu'nun Ermeni Milletvekili Samvel Manukyan'a hitaben yazılan mektupta özellikle şunlar belirtiliyordu. Artsakh'ta insani bir felaket var. Mevcut karmaşık jeopolitik koşullarda süper güçler kendi çıkarları için siyasi ticaretle uğraşırken bu yılın 22 Şubat tarihli Lahey Uluslararası Mahkemesi'nin kararı bile göz ardı ediliyor. Ne yazık ki Azerbaycan'ın bu kararı genel olarak görmezden geldiği süper güçlerin ve uluslararası kuruluşların Azerbaycan'a baskı yapmayı reddettiği bir gerçekle karşı karşıyayız. Sayın Manukyan, Gürcistan ve Azerbaycan'ın komşuluk ilişkileri olduğunu göz önünde bulundurarak, Haziran 2021'de Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili'nin arabuluculuğuyla Bakü hapishanelerinden 15 Ermeni savaş esirinin serbest bırakılmasında olduğu gibi Azerbaycan ile müzakere ve arabuluculuk yoluyla insani bir felaketin önlenmesi için yukarıda belirtilen konuyu ülkemiz Gürcistan hükümeti ile gündeme getirmenizi rica ediyoruz. Belçika'nın Sint-Niklas kentinde Ermeni Haçkar Anıtı'nın resmi açılış töreni düzenlendi. Törende Ermenistan Cumhuriyeti'nin Belçika'daki Büyükelçisi Anna Agajanyan, Ermeni din adamları ve diğer konuklar hazır bulundu.
St. Niklas'ta Nersisyan ailesi, bu haçkar bizim için çok önemli. Bizim için bu haçkar Tanrı ile konuşmanın bir yolu. St. Niklas'ta böyle bir anıt dikmeyi uzun zamandır düşünüyorduk ama nereden başlayacağımızı bilmiyorduk. Haçkarın açılışını bugün yapabildiğimiz için çok mutluyuz. Haçkarın kilisenin yanına yerleştirilmesi sadece dini açıdan değil, güvenlik açısından da önemlidir, dedi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Naroy adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Hıntori Gehev Tuşet adlı eseri sunuyoruz. İntaluma şey arev, aysirunu yarıcan, Marmaris çırmak tuşet, vutiz gülük marcan, Mazit kape tur marcan, ducan asayi sacan. Az şore rudum ernim, zal şore rudum ernim, Vesiyle karev şore rıt, şore rudum ernim, Hakkirinel berel barebet, aç gerudum ernim. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.